Muhalefetin 128 milyar dolar rezervi nerede sorusuyla gündemde tuttu. Cumhurbaşkanı kararlarıyla sık sık başkanı değişen Merkez Bankası bu kez görevden alınan başkanlarına maaş ödenmesi iddiasıyla gündemde. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda bankanın eski başkanlarından İyi Partili Durmuş Yılmaz gündeme getirdi ilk. Sonra muhalefet fark etti ki 2 yıl boyunca görevden alınan Merkez Bankası başkanlarına maaş ödenebiliyormuş. Daha önce görevden alınan Merkez Bankası başkanlarının 2 yıl süreyle ayrıca başkanlık maaşı almaya devam ettiklerini, özlük haklarının devam ettiğini de öğrendik. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda ortaya çıktı. Son dönemlerde bir gece yarısı kararnamesiyle görevden alınan Merkez Bankası başkanları meğer 2 yıl boyunca maaşları da dahil başkan gibi haklarını almaya devam edebiliyorlarmış. Muhalefet fark etti, bu uygulama nasıl olabilir diye sordu. Görevden ayrılan 1. Başkan Murat Çetinkaya, 2. Murat Uysal, 3. Naci Abal. Şu anda görevde olan başkan. Bunlar şu anda maaş alıyorlar mı, almıyorlar mı? KHK'nın ek 35. maddesine göre 2 yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün. Meclis komisyonunda vekillere bilgi veren Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcısı alıyorlar demedi ama almaları mümkün dedi. Devlet memurları ile ilgili kanun hükmünde kararnameye dayandırarak 35. maddede görevden alınan veya görev süresi dolan başkanlar için yeni bir atama yapılıncaya kadar görev yaptıkları kadro, pozisyon veya görevlerine ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler görev yaptıkları kurum tarafından verilmeye devam edilir açıklaması var. Görevden alınan 3 başkan Merkez Bankası başkanı gibi aylık almaya da devam ediyorlarmış. 2018'den bu yana faiz kararlarıyla, rezervleriyle gündemden düşmüyor Merkez Bankası. 128 milyar dolar nerede? Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz indiriminde ısrarcı oldu. Merkez Bankası Başkanı 3 yılda 4 kez değişti. Murat Çetinkaya'nın yerine Murat Uysal, birkaç ay sonra yerine Naci Abal ve yine 4 ay sonra da Abal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu geldi. 987 günde Erdoğan'a Merkez Bankası Başkanı dayandırmak mümkün olmadı. Muhalefet bu kadar sık başkan değiştirdiği için yükleniyordu Erdoğan'a ama meğer başkanlar görevden alınınca yeni bir yere atanmasalar bile maaşlarını alabiliyorlarmış. 2 yıl boyunca. İddiaya göre Merkez Bankası Başkan maaşı 30 bin liradan fazla. Devlet bir anlamda arpalık haline getirilmiş. Bu kadar işsiz güçsüz varken, devlet bu kadar sıkıntıdayken, bütçe bu kadar açık verirken kanuna aykırı işlemler yapılıyor. Kanunsuz işle bunu kanuni haleye getirmeye çalışıyorlardı. Bizim itirazlarımız sonucu geri çektiler bunu. İddiaya göre Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda tam kanuna uygun hale getirilecekti ki muhalefet fark edince iktidar geri adım attı. Eski Merkez Bankası başkanları hala maaş almaya devam ediyorlar mı? Ediyorlarsa 2 yıl daha ödeme sürecek mi? Soru işareti.